Bütün ifadeleri sol tarafta toplayalım. 4 bölü x artı x eksi 5 büyük eşit 0. Bunların paydaları 1. X ile genişletelim. X kare düzenleyerek başa yazalım. Sonra eksi 5x var. Bir de burada artı 4 var. Alt tarafta x oldu. Büyük eşit 0. Üst tarafı çarpanlarını ayırırsak burası 4 ile 1. Toplamın eksi 5 yapması için eksi 4 ile eksi 1 diyelim. Çarpımları artı 4, toplamları eksi 5. Kökleri bulmak istersek işaretleri değiştiririz. Dolayısıyla buradan 4, buradan 1 gelir. Paydadan da 0. Tablo yapalım şimdi. En küçük değerimiz 0, sonra 1, sonra 4 var. Bu şekilde kökleri belirliyoruz. Pay ve paydada baş katsayılar pozitif, bölümlerinden artı geleceği için en son buraya artı yazıyoruz. Eksi, artı, eksi şeklinde dedik. İfadenin 0 ve 0'dan büyük olan kısımları isteniyor. Şurayı veya burayı alıyoruz. En geniş çözüm aralığını yazmadan bir de bu aşağıda paydayı 0 yapan değeri iptal edelim. Yani burada 0 olmayacak açık aralık. 0'dan 1'e kadar 1 dahil çünkü burada eşitsizlikte eşit işareti var. Birleşim diyoruz. 4 de dahil buradan artı sonsuza kadar olan sayılardır.